Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir gönderi sizlerle paylaşmış ve Samsung'un bu yapay zeka özellikleri vardı zaten biliyorsunuz. Çevirmen tarafında Türkçe dil desteği yoktu. Ve bu Türkçe dil desteği geldi ve ben bununla ilgili bir dikey video paylaşmıştım. Bu paylaştığım gönderide ise bu dikey videonun dışında bir de yatay video isteyenler oldu. Dedim ki hani gerek var mı yok mu size bir sormak istemiştim. Ve yüksek oranda sizden gelen yanıtlarla beraber bir yatay video çekmek gerektiğine karar verdim. Çünkü ezici bir çoğunluk ki şu anda ekranda görüyorsunuz. Paylaştığım anket 114 oy almış ve %71 oranında yatay bir video iyi olur yanıtı vermişsiniz arkadaşlar. %12 dikey yeterli geldi. Yataya gerek yok demiş. %9 olsa da olur, olmasa da olur demiş. %8 ise fikrim yok demiş. İşte sizden gelen yorumları değerlendiren birisi olarak ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda Samsung'un başta S ailesi olmak üzere yeni modellerine getirdiği bu Türkçe çeviri desteğinin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Hangi modellere geldiğini de şu anda ekranda gösteriyorum. Fakat bazı takipçilerim, okuyucularım, abonelerim o listede olmayan modellere de geldiğini iddia ettiler, söylediler. Onu bilemiyorum. Çünkü bana verilen listedeki ürünler, modeller bunlardı. Bunun dışında ürünlere gelmişse de yorumlarda yazarsınız. Her ürün elimde olmadığı için tek tek kontrol etmem mümkün değil arkadaşlar. Şu anda ekranda görünen listede görünmüyor ama benim şu telefonuma da geldi bu özellik diyen varsa yorumlara yazsın. Şimdi şöyle bir düzen kurdum. Burada bir aksiyon kameram var. DJI Action 5 Pro. Bu modeli test ediyorum aynı zamanda. Telefonu da karşıma aldım. Telefonla beraber kayıt yapacağım gerçek zamanlı olarak. Size de bu kayıtları ekranda göstermiş olacağım. Hangi özellikleri nasıl çalıştığına dair. Şimdi yabancı dil çevirisiyle ilgili anlatacağım ilk özellik sözlü çevirmen. Bunun için ben Samsung Galaxy S24 Ultra cep telefonunda anlatıyorum sizlere. Şöyle yukarıdan aşağı çevirdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz ve sözlü çevirmenimizi açıyoruz. Burada istediğimiz herhangi bir dili seçeceğiz. Burada hangi dili çevirmesini istiyorsak. Alt kısımda da konuştuğumuz dili konuşacağız. Şimdi ben Türkçe konuşacağım. İspanyolca'ya çevirecek. Ya da İngilizce yapalım. Daha da hani bilenler de bilmiş olur. İngilizce, Amerikan İngilizce çevirmiş olalım. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz videoda Samsung yapay zeka özellikleri içinde çeviri özelliğinin Türkçe dil desteğinin nasıl yapıldığını anlatıyorum. I also describe how the translation feature is made in Turkish for Samsung AI features. Gördüğünüz gibi doğrudan doğruya birebir çeviri yapıyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yalnız şöyle bir konu var arkadaşlar. Konuşurken düzgün bir Türkçe ile konuşmanız gerekiyor. Ya da hangi dili konuşuyorsanız o dilde düzgün bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Bu birinci kural. Yani çok böyle sokak ağzı vesaire konuştuğu zaman biraz saçmalayabilir çeviri. Doğal olarak bu her yerde böyle. İkincisi de şimdi bazılarınız şunu söyleyecektir. Bunu zaten Google Translate'de yapıyor. Evet yapıyor arkadaşlar. Ama Samsung'un doğrudan doğruya kendi içinde herhangi bir uygulama yüklemeden yapıyor olması önemli bir artısı olarak görüyorum ben. Bir de farklı bir dile çevirelim. Mesela Fransızca. Ben hiç Fransızca bilmiyorum bu arada. Şimdi konuşacağım. Bakalım konuştuklarımı nasıl çevirecek Fransızca. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz videoda Samsung cep telefonlarına gelen yapay zeka özellikleri içinde bulunan Türkçe dil desteğinin nasıl olduğunu anlatıyorum. Bonjour à tous, les gars. Dans la vidéo que nous regardons actuellement, je vous dis comment le support en langue turque est dans les fonctionnalités d'IA qui viennent au téléphone mobile Samsung. Gibi bir çeviri yaptı. Bu özellikle böyle yurt dışına gittiğiniz, dilini hiç bilmediğiniz bir yerdesiniz. Mesela benim çok başıma geldi bu. Örneğin Avrupa'da çok sıkıntı olmuyor. Onlar çok İngilizce bilmese bile sizi idare ediyorlar falan ama mesela ben Rusya'ya gitmiştim, Moskova'da. Hiç İngilizce bilmiyor insanlar. Gerçekten bilmiyor yani. Hani Tarzanca bile konuşamıyorsun. Yes, no bile bilmiyorlar bazıları için söylüyorum. Ve metroya binememiştik mesela bu yüzden. Böyle bir şey olsaydı işte Rusya'ya çevirip konuşabilirdik. En azından derdimizi anlatacak kadar bir İngilizcemiz olmuş olurdu. Bence güzel bir özellik. Onun da altını çizeyim. Şimdi anlatacağım ikinci özellik ise gerçek zamanlı çeviri. Bunu gerçekten de çok güzel yapıyor ve bu Google Translate'te olmayan bir özellik. Bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Dilini bilmediğiniz bir ülkeden, bir restorandan rezervasyon yapacaksınız. Ya da farklı bir şekilde bir iletişim kurmak istiyorsunuz. Telefon konuşması sırasında cihaz sizin sesinizi gerçek zamanlı karşı dile çeviriyor. Onun konuşmasının sözlerini de size geri çeviriyor arkadaşlar. Tabii ben bunu simüle edeceğim. Burada yabancı dille konuşan birisini aramıyorum. Ama siz ararsanız deneyebilirsiniz. Böyle bir özellik var. Şimdi aramayı yapıyorum. Annemi arayacağım. Bunu nasıl kullandığımızı göstermek için yapıyorum. Şurada bakın. Arama asistanı diyor. Buna basıyoruz. Ve canlı çeviri çıktı burada. Buradan istediğimiz dilde mesela şuradan Türkçe konuşalım biz. Karşıya İngilizce gitsin bakalım nasıl olacak. Tabii burada biz bir hata yaptık. Bence
diğer kişinin konuştuğu dil Türkçe dedik, bana İngilizce çevirecekti. Bu şekilde gerçek zamanlı olarak çeviri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir özellik bence ve Google Translate'te falan da bulunmuyor. Şimdi bir diğer özellik ise herhangi bir metni farklı bir dile çevirme. Örneğin bir elimizde metin olsun. Mesela ben şimdi şuradan kendi işte bildiğimiz gibi şurada metinlerim var benim. Bir tane metnim var. Bu metni kopyalıyorum herhangi bir yerini. Bakın burada karşıma bir menü çıkmış durumda şu anda. Şimdi burada görüyorsunuz işte kes, kopyala, çevir diye bir seçenek çıktı. Burada hangi dile istiyorsanız, burada mesela otomatik demiş, Türkçe'yi algılayıp İngilizce'ye çevirmesini istemişim ben. Buradan farklı dillere de çevirebilirsiniz. Mesela Fransızca'ya da çevirtebilirsiniz. İsterseniz Fransızca'ya da çeviriyor. Herhangi bir metindeki kelimeleri, cümleleri otomatik olarak çevirtebiliyorsunuz. Bu da artık hani ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan. Bunu da Google çeviri yapıyor diyeceksiniz. Evet yapıyor ama burada herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çeviriyi kullanabildiğimiz bir diğer alan ise arkadaşlar dikte oldu. Biliyorsunuz Google'da zaten vardı bu özellik ve kullanıyorduk ama artık Samsung'un klavyesinde de kullanılabilir hale geldik. Sol altta herhangi bir şekilde mesaj atabildiğiniz bir programda veya yazı yazabildiğiniz herhangi bir programda sol alttaki bu mikrofon simgesine tıkladığımız andan itibaren sesimizi doğrudan doğruya metine çevirebiliyoruz. Şöyle deneyelim hemen. Şu anda izlemekte olduğunuz videodaki metinleri konuşarak yazıyorum arkadaşlar ve Samsung'un kendi klavyesini kullanıyorum. Nokta. Nokta yazınca nokta yazdı bu arada. Bir diğer önemli yenilik ise sesten metni çevirme. Şimdi herhangi bir ses kaydı alacağız. Mesela ben şu anda konuşuyorum. Bakın şu anda konuşuyorum ve bu konuşma Samsung'un kendi uygulaması üzerinden ses kaydı olarak kayıt ediliyor. Bu kaydı birazdan metine dönüştüreceğim. Mesela bir röportaj yaptınız, bir şeyi anlatıyor, bir hoca var derste anlatıyor mesela. Siz oturup tek tek yazmak yerine böyle bir ses kaydı alıp o ses kaydını otomatik olarak metine çevirebilirsiniz. Öğrenciler ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bu özelliği kullanın derim. Gerçekten de çok işe yarar diye düşünüyorum. Şimdi bakın 29 saniye yaptık işte kaydettik mesela deneme yapalım bunun ismini de. Deneme dedik, kaydet dedik. Şimdi geliyoruz bunun üzerine, geliyoruz şurada. Bakın şurada yazıya çevir diye bir seçenek var. Tıklıyoruz buna. Şu an yapay zeka çalışıyor. Evet. 30 saniyelik bir video yaklaşık 10 saniye 15 saniyede çevirdi. Bayağı iyi çevirmiş bu arada. Gerçekten de öğrenciler ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bu özelliği kullanın derim. Gerçekten çok işe yarar bir yaşar diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Demişim. Bu şekilde bitmiş. Gerçekten de bu da çok başarılı arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Samsung cep telefonlarına gelen bu yapay zeka özellikleri içinde bulunan çeviri özelliğinin Türkçe olması birçok şeyi beraberinde getirdi. Yani birçok özelliği artık telefonlar üzerinden doğrudan doğruya kullanabiliyoruz. Yurt dışında işi olanlar, öyle hani konuşmak zorunda olanlar ya da işte yurt dışına gittiği zaman dil sorununu çözmek isteyenler için bence çok güzel bir özellik bu. Ve çok da işe yarayacağını düşünüyorum. Ancak belki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Dil öğrenmeyi ortadan kaldırır mı bu teknoloji? Belki şu anda çok mükemmel olmuyor. Ama ileride kaldırabilir mi? Bence kaldırmaz. Çünkü dil öğrenmenin getirdiği bir kültürel farklılık da var. Yani bir dili öğrenirken o ülkenin kültürünü de öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden bence dil öğrenmek her zaman gerekecek. Ama böyle hani turistik seviyede hani derdimi anlatayım. Bir yere gittim restoranda işte yemek söyleyeceğim. Ne bileyim bir yere adres arıyorum mesela. Dilini bilmediğim bir ülkede adres arıyorum. Çok işinize yarar diye düşünüyorum. Tabii bunları kullanmak için internet gerekiyor bazı özelliklerde. O yüzden onun da altını çizmek isterim. İnternet olmadan çalışmayı ama Samsung'un bazı özelliklerini telefondan çalıştırdığı bir seçenek var. O zaman belki birazcık yer kaplar, içeride yer kaplar ama onları çalıştırır diye tahmin ediyorum. Fakat denemedim. O yüzden böyle bir uyarıda bulunayım. Böyle bir ihtimal var. İhtimal olarak söylüyorum bunu. Kesin bir bilgim yok. Sizlerin yönlendirmesiyle birlikte hazırladığım bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Samsung telefonlara gelen yapay zeka çeviri özelliklerinin nasıl kullanılabildiğini ve pratik hayatta nasıl işimize yarayabileceğini anlatmaya çalıştım. Elbette farklı kullanımlar da olabilir. Benim eksik anlattığım ya da şöyle bir özellik de var abi onu niye göstermedin diyenler de olabilir. Gözümden kaçmıştır. Sürçülisan etmiş olabilirim. Onları da siz yorumlara yazarsınız. En azından diğer takipçiler, diğer videoyu izleyenler de öğrenmiş olur. Ben bu kadar çabalarken küçük de bir ricam var sizlerden. Kanala abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Abone sayısı arttığı zaman hem bu tarz böyle videoları çekmek için bir motivasyon oluyor bana hem de markalardan bir şey isterken, firmalardan bir şey isterken en azından elim kuvvetli olmuş oluyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.